Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videonun sağ alt köşesinde abone ol butonuna tıklayarak videoyu beğenmeniz yeterli. Evet, şimdi metinde anlam konusu başlığı altında yardımcı yardımcı düşünce soruları çözmeye çalışacağız hep birlikte. Şimdi isterseniz birinci soruyla başlayalım. Yazarın bodur ağaçları sevmesinin nedenleri arasında verilen yargılardan hangisi yoktur diye bir sorumuz var. Hemen metni okuyalım. Ben çirkin, bodur ve inatçı ağaçları daha çok seviyorum. Ben bu bitkilerde özlediğim şeyleri buluyorum. Çünkü onların yaşadığı bu dağların tepelerinde böcekler, sinekler, akrepler, yılanlar yok. İnsanlar bile uzun süre kalamıyor. Ama bu bodur ağaçlar zirvelerin de yeşil kalması gerektiğine inanarak bu zor görevi seçmişler. Şimdi yargılara bakalım. Zor bir görev üstlenmiş olmaları hemen burada görüyoruz zaten. Akreple ile yılanlarla kolayca dost olabilmeleri ile ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Zirveleri yeşil tutmaları. Evet zirvelerinde yeşil kalması gerektiğini anlıyorlar. Yazarın özlediği gücü ve inancı taşımaları. Evet onu da metnin içerisinden görebiliyoruz. Dolayısıyla e, ikinci 2 iki numaralı verilen yargının metnimizde olmadığını görüyoruz. Yani akreple ile yılanlarla kolayca dost olabilmeleri ile ilgili herhangi bir yargıdan söz edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız... B şıkkı olacaktır. Türkiye'nin güneydoğusundan Almanya'ya uzanan bir yaşamın ürünleridir onun öyküler. Bu metnin açtaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bu tür soruları çözmeden önce şunu da hatırlatmış olayım. Ee, sorulardan hangisinin cevabı yoktur ya da hangi sorunun cevabıdır şeklinde bu tür paragraf sorularını arkadaşlar hızlı bir şekilde Şıklara göz gezdirip daha sonra metni okumanız daha yararlı olacaktır. Şimdi şıkları hızlı bir şekilde göz atalım. Yazarın ögelerinde kendi yaşamının niçin yer almıştır? Yazar ne tür eserler örmektedir? Yazarın eserinde el altı dünyalar birbirine paralel midir? Yazar eserinde kim anlatmıştır? Burada sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Onu bulacağız. Türkiye'nin güneydoğusundan Almanya'ya uzanan bir yaşamın ürünleridir onun öyküleri. Çok iyi tanıdığı iki ayrı dünyanın ve acımasızlıkta insanı insanlıktan çıkarmada birleşen iki ayrı diğer sisteminin sözcüklerin dünyasına yansımasıdır. Öykülerinde dillendirdikleri kendi yaşamıdır yazarın. Şimdi olmayana bakacağız. Yazarın öykülerinde kendi yaşamı niçin yer almıştır? Bunun cevabını bulabiliyor muyuz? Hayır. Diğerlerine bakalım. Yazar ne tür eserler vermektedir? Öykü türünde eserler verdiğini görüyoruz. Yazarın eserlerine el aldığı dünyalar birbirine paralel midir? Evet. İki değerler sistemin çocukları dünyasına yansımasıdır şeklinde bir açıklaması var. Yazar eserlerini kim anlatmıştır? Kendi yaşamıdır yazarın diyor. Evet. Dolayısıyla Aşıkımızda yazarın öykülerinde kendi yaşamı niçin yer almıştır sorusunun cevabı metnimizde yok. Diğer bir sorumuza baktığımızda bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiştir? Ne yapıyorduk? Hemen şıklar okuyorduk. Hayvan türleri için tükenmektedir? Hayvan türlerinin varlıklarını sürdürmesi için neler yapılabilir? Geçmişte sadece Anadolu topraklarında yaşayan hayvanlar bugün dünyanın başka bir yerinde yaşamakta mıdır? Türkiye'deki hayvan türlerinin durumu nedir? Bize hangisinin cevabı olarak verilmiştir? Bu metni hemen okuyalım. Türkiye'deki 42 bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi. Geçmişte sadece Türkiye'de yaşayan Anadolu Farsı ile Anadolu topraklarına görülen Asya fili, yabani sığır, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, yılan boyun, kel aynak ve kaplanın ülkedeki nesillerin tamamen tükendi. Şimdi hızlı bir şekilde baktık. Hangisinin cevabı olduğunu düşündünüz? Tabii ki D olacak. Türkiye'deki hayvan türlerinin durumu Nedir sorusuna verilen bir cevaptır yukarıdaki metnimiz. Dolayısıyla cevabımız Türkiye'deki hayvan türlerinin durumu nedir ee, sorusunun bulunduğu değişikliği olacak. Yine onunla ilgili bir sorumuz var. Hemen bakalım. Bu metinde açtaki hangi sorunun cevabı yoktur? Hemen sorularımızı okuyalım. Rıfat Ilgaz'ın yazısında şiirin yeri olmuş mudur? Dergicilik ve deyince akla gelen isimler içinde Rıfat da bulunur mu? Yazar İlkokul öğretmeni kendi için Gazi Eğitim Enstitüsü'nü yeniden okumuştur. Yazarın Habamın Sınıfı adlı eserinin sahneyi de konmuş mudur? Sorularımızı okuduktan sonra metnimize geçebiliriz. 1911 yılında Doğan'ın Fatıl Gaz, gülmece yazarı ve şairdir. 1939'da Kastamonu Öğretmen Okulu'nu bitirmiş, bir süre ilkokul öğretmenliği yapmıştır. 1936-38 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Türkçe bölümünde okumuş, 10 yıl kadar Türkçe öğretmeni olarak çalışmıştır. Öğretmen olarak çalışmıştır. 1940 kuşağı toplumcu şairlerden olan Ilgaz, 1944'ten sonra tamamen yazarlığa yönelmiştir. Çeşitli dergilerde çalışmış, dergi yayınlamış, yayıncılıkla uğraşmıştır. 1959'da Hababam sınıfı adlı romanın sahneye konması ve filmin çekilmesiyle ün artmıştır. Bazı eserler şunlardır. Şevket Usta'nın kedisi, Hababam sınıfı sınıfta kaldı, yaşadıkça, uzak değil, güvercinin Uyurmu, öksüz civciv. Şimdi Rıfat Erkan'ın yaşamında şiirin yeri olmuş mudur? Tabii ki şiirle ilgilenmiş, toplumcu şair olduğundan bahsedilmiş. Dergicilik ve yayıncılık deyince akla gelen isimler içinde Rıfat Erkan'ı da bulunur mu? Tabii ki dergi yayınlamış, yayıncılıkla uğraşmış. Yazarlık okul öğretmenlikin niçin? Gazi Eğitim yeniden okumuştur. Bunun herhangi bir cevabını olmadığını görüyoruz. Yazar Habam Sınıf adlı eseri sahneye konmuşudur. Evet sahneye konmasıyla, film çekilmesiyle ünü arttığından bahsedilmiş. Dolayısıyla C şıkkında verilen sorunun cevabı metnimizde yoktur. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diye işaretliyoruz hemen. Diğer bir sorumuz e, bu metin verilen soruların hangisine cevap olarak söylenmiştir? Hemen baktığımızda Doğa Derneği e, sorulara bakalım önce. Doğa Derneği'nin kuruluş amacı nedir? Doğa Derneği'nin su kuşları ile ilgili araştırması hangi sonuçlar ortaya koymuştur? Dil kuşlarının kuşların sayıları niçin azalmıştır? Kuraklık gerekçesi olmasaydı kuşların sayıları azalır mıydı? Hemen metnimize geçelim. Doğa Derneği'nin Türkiye'deki su kuşları sayımı kuraklık tehlikesinin kuşlar üzerine yarattığı tehlikeyi gündeme getirdi. Araştırma Türkiye'de 1990 6000 olarak tespit edilen ve bu yıl sayıları 860'a düşen dil gölü türünün acilen koruma altına alınması gerektiğini ortaya koyuyor. Koydu derken burada sorularımızı tekrar şöyle gözden geçirelim ve hangisinin cevap olduğunu düşünüyoruz? Doğa Derneği'nin su kuşları ile ilgili araştırması hangi sonuçları ortaya koymuştur sorusunun cevabı yukarıdaki metnimizde verilmiştir. Dolayısıyla cevabımız 5. g olacak. Diğer bir sorumuza geçelim. Bu metinde Arılarla ilgili olarak açtakilerden hangisine değinilmemiştir? Evet. Kovanda ailece yaşayan her arının bir görevi vardır. Kovanda en çok görevi olanlar dişi olan işçi Anne arı ile erkek arılar ise arı neslinin devamını sağlamaktan sorumludur. Arı ailesi içinde. Düzen ve işbirliğinin sağlamasında ana arının rolü büyüktür. Ana arı vücudunda meydana getirdiği bazı salgılarla ailedeki erkek ve işçi kontrol eder. Arı ailesinin en kalabalık kısmını oluşturan işçi kovanda ailenin hayatını sürdürecek gerekli donanma sahiptir. Ömürleri 4-5 hafta olan işçi arıların hem kovan içinde hem de bal yapımında görevleri vardır. Binlerce arıdan her birinin görevi belli olmak üzere kovanın genel temizliği yapılır, petekler temizlenir, ana arıya ve yavrularına bakılır. Hemen bakalım. Kovandaki her arının görevi olduğuna değinilmiş. Arı ailesinin en kalabalık grubunun işçi arılar olduğuna değinilmiş. İşçi arıların ömrünün 4-5 hafta olduğuna değinilmiş. Düzen ve işbirliği sağlamada erkek arının sorumlu olduğuna hayır. Biz ne demiştik yukarıda? Düzen ve işbirliğinin sağlanmasında ana arının rolü vardır. Erkek arının rolü yoktur. Dolayısıyla değişikliğine değinilmediğini görüyoruz. Evet, diğer bir sorumuza geçtiğimizde bu şiirde verilen duygulardan hangisi vardır? Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar yağmurlar kesilince, çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı, dağların kuytusunda bir usul çiçek, özlem, umut, memleket sevgisi kırgınlık. Şöyle şiirimize baktığımızda burada verilmek istenen duygunun umut olduğunu hemen görüyoruz. Ve cevabımız B umut diyoruz. Çünkü kıraç topraklarda güneşin açıp yağmurların kesilmesi, çırılçıplak da incir ağacının yeşermesi ve dağların kuytusunda bir uslu çiçeğin açması hepsi umut. Evet. Diğer bir sorumuz. Aşıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen taraftar tutumlarından birine örnek değildir? Dünyanın birçok ülkesinde sporun çeşitli dallarında takımına sadakatle bağlı, oyuncuların hemen her hareketini takip eden, takımını deplasmanda bile yalnız bırakmayan, maddi manevi fedakarlık yapmaktan kaçınmayan takımın galibiyetiyle sevinen, mağlubiyetiyle, mağlubiyetiyle üzülen, hayatının merkezine takımını yerleştiren binlerce insan var. İçlerinde fanatik olanlar olduğu gibi kendini takımına o kadar adamamış ama maç sırasında bir fanatik gibi hareket edenler de epey çok. Bakalım... Halil Bey ve oğlu Yunus Emre'nin Antalya Spor Ankara bir maçını izlemek için Ankara'dan Antalya'ya gitmesi var. Özgür tuttuğu takıma ait forma, bel benzeri eşyalara maddi destek olmak amacıyla takımın mağazasında piyasaya göre daha yüksek fiyatlardan satın alması olabilir mi? Tabii ki. Çocukların küçük yaşından itibaren çeşitli spor kulüplerine giderek spor etkinliğine başlaması bununla ilgili yukarıda herhangi bir yargıdan söz edilmemiştir. Bir grup tarafından takım maçlarını sezon boyunca izlemek için toplu bilet alması bundan da bahsedilmiş. Yani Batıman'ın fedakarlık yapmanın kaçınmaması, deplasma maçlarına bile gitmesi bunu gösteriyor. Dolayısıyla C şıkkında çocukların küçük yaşlarına itibaren çeşitli spor kulüplerine giderek spor etkinliğine başlaması Başka da söz edilen taraftar birine örnek olmadığını görüyoruz. Gelelim diğer bir soruya. Bu şekilde düşünen birinin açtakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Her yazarın farklı alışkanlıkları olduğu doğrudur. Fakat ortaklıklar daha çoktur. Bir kere kağıdın karşısında yalnızsınızdır. Bir aktörün sahnedeki yalnızlığından çok daha farklı. Biraz iki yüzlü ve kaypak bir yalnızlıktır bu. Bir yandan siz yazarken kimse sizi gözlem gözlemediği için özgür hissedersiniz kendinizi. Her şeyi yazabilir misiniz gibi gelir. Hatalar yapsanız bile bunları sonradan ertesi gün veya ertesi yıl düzeltme hakkınız olduğunu anımsarsınız. Ya da hiç kimseye okutmamaya karar verirsiniz. Hatta yok edersiniz. Sahnede bunları yapamazsınız. Oysa masa başındaki yalnızlık bütün bunlara olanak sağlar. Şimdi bakalım hemen. Beklenemez. Sahnedeki yalnızlık masa başındaki yalnızlık birbirinden farklıdır. Evet. Farklıdır. Yazma esnasında yalnızlık yazana özgürlük hissi verir. Evet. Yazım esnasında yapılan hatalar telafi edilebilir. Evet. Sahnedeki insan aslında masa başındakinden daha yalnızdır. Bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yani sahnedeki insan aslında masa başındakinden daha yalnızdır. Yargısını çıkaramayız. Diğer bir sorumuza bakalım. Bu metin açtaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Önce şıkkı hızlı bir şekilde okuyup daha sonra metne geçiyorduk. Eserlerini yazarken nelerden iham alırsınız? Nasıl bir ortamda eser verirsiniz? Gürültülü bir ortam sizi neyi çağrıştırıyor? Gürültülü ortamda çalışmanın verimini düşürdüğünün fikrine katılıyor musunuz? Hemen metnimizi okuyalım. Kesinlikle gürültülü bir ortam olmalı. Ben sessizlikle çalışamam, düşünemem, hissedemem. Saf bir sessizlik, hani şu kütüphane sessizliği hiç hoşuma gitmez. Muhakkak ses olmalı, mümkünse gürültü. Oradan buradan farklı farklı sesler gelmeli. Şimdi e, eserler gezerken neler ilham alırsınız? Olmaz. Gürültülü bir ortam sizi neyi çalıştırır? Olmaz. Gürültülü ortam çalışmanın verim düşürdüğü fikrine katılıyor Olmaz. Nasıl bir ortamda eser verirsiniz? Bu sorunun tam cevabını yukarıda metinde görebiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız 5 diyoruz. Diğer bir sorumuz. Bu dörtlüğü söyleyen şair veren ifadelerden hangisi ifadelerden hangisi söylenemez şair için. Gönlüm ne dertli derne de bahtı yar, ne kendisiyle yar, ne kimseye yar. Bir yavruna ben diyar diyar, gölgenin peşinde yürür giderim. Ara içinde olduğu, Evet, heveslerin peşinde sürüklendi. Evet, çevresine faydası olmadı. Evet, başkasından bir beklentisi olduğu, Bununla ilgili herhangi bir yargıdan bahsedemeyiz. Dolayısıyla cevabımız değişiktir diyoruz. Diğer bir sorumuz aşıdaki soruların hangisinin cevabı paragrafta verilmemiştir. Hemen soruyu okuyalım. Akdeniz foklarını korumak için gereken para ne kadardır? Günümüz Akdeniz fokları nerede yaşamaktadır? Akdeniz fokunun insanlara zararları var mıdır? Akdeniz fokunun koruması için neler yapılmıştır? Hemen metnimize geçelim. Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdeniz foku kaldı. Bunlar daha çok Türkiye Yunanistan kıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı şeridinin küçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdeniz fokunun korunması için yılda 5 milyon avro gerekiyor. Burada gerçekleştirilmiş toplantıların bir komisyon kurulması ve Akdeniz fokunun korunması için gerekli fonu kurulacak komisyonun kullanmasını tavsiye kararı olarak aldık. Buraya baktığımızda Akdeniz foklarını korumak için gereken para günümüzde Akdeniz foklarını nelerde yaşamaktadır? Akdeniz foklarını insana zarar var mıdır? Bununla ilgili herhangi bir şey bahsedilmemiş. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Evet diğer bir sorumuza geçelim. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Metni hızlı bir şekilde okuyalım. İlk barda havaların ısınmasıyla karlar ve buzlar erimeye başlar. Dağlarda eriyen karların suyu akarsu aracılığıyla oğullar ve denizlere taşınır. Hem karların erimesi hem de ilk birlikte artan yağışlar akarsu ve denizdeki su miktarını artırır. Arsa tomurcuklanıp çiçeklerle kaplanır. İlk aynı zamanda kış uykusunda uyulma zamandır. Gersin cevabı, fındık faresi, kirpi, gelengi ve kış uykusunda yatan bazı diğer hayvanlar bu mevsimde uyanır. İlk mevsim 21 Mart'ta başlar. 21 Mart'ta gece gündüz süreleri eşitlenir. Gece ışınları ekvatorda ölen zamanı dik aşıyla düşer. Yine bu tarihte güneş ışınları kutup noktalarına paralel gelir. Bu tarih kuzey yarım için. ilkbahar, bahar güney yarım içinse sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. Kışın çoğu böcek duruyor. Arsa'nın korkularında kütük ve taş altlarında bir tür kuş uykusuna yatar. İlkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte böcekler kış ayları boyunca saklandıkları yerden çıkar. Son havaların soğumasıyla ile sıcak yerlere göç eden leylek, ve kırlangıç gibi göçmen kuşlar ilkbaharda geri gelmeye başlar. Burada bahsedilen nedir? İlkbaharda meydana gelen değişiklikler olduğunu direkt görerek işaretleyebiliriz. E, bu geri kalan sorularımızın hepsi bu metne göre cevaplanacağımız için hemen cevaplayalım. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bazı hayvanlar kış uykusuna yatar. Doğru. Bazı Kuşlar havanın sıcaklığına göre yer değiştirir. Doğru. 20 Mart'ta gece gündüzlerle birleştirir. Doğru. İlkbahar en çok değişikliğin yaşandığı mevsimdir. buna Bundan bahsedilmemiştir. Cevabımız direkt denizi diyoruz. Diğer bir sorumuz bu metinde. Yargılardan hangisine ulaşılabilir? İlkbaharda akorsu ve denizde su miktarı bir önceki mevsime göre artış gösterir. Kuzey Yarımkırı'da ilkbahar 21 Mart'tan itibaren başlar. Bazı böcek ilk ilkbahardaki zenik yerlerden Yargıların hepsine ulaşılabildiğini 1-2-3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız değişikliği diyoruz. Diğer bir sorumuz bu metinle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Gayet tabi. İlkbaharın geliştiği yaşanan değişiklikleri dile getirmiş. Doğru. Her bir paragrafta ayrı bir mevsimden bahsedilmiştir. İlkbahar mevsiminin özel ilkeleri anlatılmıştır. Evet ama her bir paragrafta ayrı bir mevsimden bahsedilmemiştir. Bunu da görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız 3 C şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bu konu testlerimiz burada bitti. Diğer konumuz dersimizde başlık ve metin yapısı testleri çözümünde. Görüşelim. Unutmak yok. Farkı fark etmek için farklı insanlarla farkındalığı fark etmek gerekir. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.